Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar temel yiyecek üretimi ve servis atölyesi dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Birinci soruda sağlıklı, olgun, taze veya soğukta muhafaza edilmiş bir veya birkaç çeşit meyveden elde edildiği meyvenin tipik renk, tat ve koku özelliklerini gösteren ürünlere ne ad verilir? Tabii ki o meyvenin suyu arkadaşlar. Meyve suyu denir şeklinde ilk cevabımızı verelim. Veya meyve suyu nedir diye de sorulabilir. Bu tanımı muhakkak iyi bilin, ezberleyin arkadaşlar. Limon kabuklarının toz şeker ile ovulmasının ardından su, şeker ve limon suyu karıştırılarak hazırlanan içeceğe ne ad verilir? Tabii ki yine limonata diyoruz. Yine limonata nedir şeklinde de sorulabilir. Lütfen tanımını muhakkak iyi ezberleyin. Mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday gibi tahılların su, un, şeker, yoğurt veya maya ile fermantasyon işlemine tutulup vanilya, tarçın ile servisini yapıldığı içeceğe ne ad verilir? Tabii ki bu içecekte özellikle kışın iyi içilen boza denir diyelim arkadaşlar. Evet, bu meyve suyu, limonata, boza, bunların tanımlarını da lütfen iyi bilin. Mise en place ne demektir? Kısaca açıklayın. Evet, böyle yabancı terimler de var. Bunlar ön hazırlık yapmak anlamına gelen kavramdır arkadaşlar. Ön hazırlık yapmak anlamına gelir. Evet, burada mise en place şeklinde dediğimiz ifadenin Türkçesinde vermiş olduk böylelikle. Premix makinelerinde basınç sağlamak için hangi gaz kullanılır? Tabii ki karbondioksit gazı arkadaşlar. Karbondioksit gazı kullanılır diyelim. Evet, 6. soruya geldik. Daha şimdiden bir sürü sorumuz var arkadaşlar. Tepsi üzerine konulan şişe ve bardakların kaymasını önlemek için ne kullanılır? Doley kağıdı kaymayı önler arkadaşlar. Onun için doley kağıdı kullanılır diyelim. Evet, böylelikle bardaklarımız, şişelerimiz, tabaklarımız kaymayacak diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. 7. soruda restoranın bir köşesinde sabit duran servanta ne ad verilir ifadesi ana servanttır arkadaşlar. Ana servant denir şeklinde cevabımızı verelim. Orada bir köşede sabit olarak durur bu ana servant. Evet, kuver nedir? Kısaca açıklayınız arkadaşlar. Kuver yemek takımlarını yemek yeme usulüne göre masa üzerine yerleştirilmesi. Bu tanımı hemen yazalım. Yemek takımlarının yemek usulüne göre masa üzerine yerleştirilmesidir. Evet, kuverin de tanımını hatırlamış olduk bir kez daha. Masa örtüleri masadan aşağı ortalama kaç santim sarkmalı arkadaşlar? Ne uzun olacak ne kısa. Ortalaması bunun 30-35 santimetre sarkmalıdır diyelim. Daha kısası veya daha uzunu tabii ki uygun değil arkadaşlar masa örtüsü için. Konuğun yemek anında isteğine göre tatlandırmak için yemeğine kattığı maddelere ne ad verilir ifadesi? Biz buna menaj diyoruz arkadaşlar. Menaj denir şeklinde cevabımızı verelim. Menaj nedir diye de sorulursa aman bu tanımı iyi ezberleyin arkadaşlar. Sandalye temizliğinde temizlik malzemesinin seçimi öncelikle neye göre belirlenir? Tabii ki sandalyenin yapıldığı malzemeye göre. Tahtadan mı, kumaştan mı, süngerden mi? Bunlar önemli. Onun için sandalyenin yapıldığı malzemeye göre diyelim.
Evet, bunu da hatırlattıktan sonra yine geçiyorum. Devam 12. soruya. Servis arabalarını temizliğinde servis elemanının alması gereken kişisel önlemlerden iki tanesini yazınız. Eğer servis arabası temizliyorsanız arkadaşlar, öncelikle siz kişisel koruyucu donanım giyeceksiniz arkadaşlar. Kişisel koruyucu donanım giymek diyelim. Bir diğeri bone takmak. Bunların haricinde yine eldiven takmak, gerektiğinde maske takmak da yazabilirsiniz arkadaşlar. İki tane dediği için iki de kalıyoruz. Metal servis takımlarını yerleştirirken uyulması gereken kurallardan iki tanesini yazın. Evet, metal servis takımlarında arkadaşlar, takımları istifleme işi çekmece veya gözün en dip tarafından başlar arkadaşlar. Evet, istifleme işi çekmece veya gözün en dip tarafından başlar diyelim. Dipten öne doğru geleceğiz. Çünkü bir diğeri takımların sapları öne gelecek şekilde dizilir arkadaşlar. Takımların sapları öne gelecek şekilde dizilir. Yine dikkat etmemiz gerekenlerden, bıçaklar üst üste, sapları geride ve keskin tarafları sola bakacak şekilde dizilmeli. Takımların her cinsi bir çekmece veya göze dizilmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle karışık kuruşuk olmuyor, olmamalı diyoruz 14. soruya gelirken. Tabakların düzenli olarak yerleştirilmesinde uyulması gereken kurallardan iki tanesini yazınız. Evet, bu sefer de tabaklar yerleştirme sırasında gereğinden fazla üst üste yığılmamalıdır arkadaşlar. Gereğinden fazla üst üste yığılmamalıdır. Bir diğer özelliğimiz, kuralımız, aynı cins tabaklar üst üste konulmalı arkadaşlar. Aynı cins tabaklar üst üste konulmalıdır diyelim. Yani yine karışık koymayacağız. İçinde yemek artıkları ve çatal, bıçak bulunan bir tabağın üzerine başka bir tabak kesinlikle konulmamalı. Tabakları dolaplara dizerken yüksek sütunlar yapılmamalı arkadaşlar. Bütün bunlara dikkat ederek bu sorumuzun da cevabını vermiş olduk böylelikle. Bir diğer sorudayız. Yeni alınmış bardaklarla uzun süre rafta beklemiş bardaklar nasıl yıkanmalıdır? Tabii ki önce soğuk suyla, gerekirse ondan sonra sıcak suyla yıkanır arkadaşlar. Önce soğuk suyla, gerekirse sıcak suyla yıkanmalıdır. Evet, buna dikkat ediyoruz. Masa alt örtüsünün, yani molton dediğimiz kısmın faydalarından iki tanesini yazınız. Evet, bunların faydaları neler arkadaşlar? Bir kere masa yüzeyindeki pürüz ve kusurları gizleyerek giderir arkadaşlar. Masa yüzeyindeki pürüz ve kusurları gizler diyelim. Bir diğeri yan yana getirilerek kullanılan masa yüzeylerinin seviye farkını kapatır arkadaşlar. Evet, yan yana getirilen masaların yüzeylerini gizler diyelim. Yine bununla birlikte özellikle cilalanmış ahşap veya formika masalarda tutucu özelliği olduğu için üstündeki örtülerin kaymasını engeller. Bir diğer özellik de yine servis sırasında dökülen sıvı maddeleri emerek sıvı maddelerin masaya geçmesini engellemiş olursunuz arkadaşlar böylelikle.
Masanın kenarından sarkan ve masanın etrafını saran pileli örtüye ne ad verilir? Masa eteğidir arkadaşlar. Biz buna masa eteği diyoruz. Evet, yine kısa bir cevaptı. Geçiyorum diğer soruya. Garson peçetesinin sağladığı faydalardan iki tanesini yazınız. Evet, garson peçeteleri arkadaşlar biliyorsunuz ki temiz tabakların taşınmasında parmak izinin kalmasını önler. Hemen yazalım. Parmak izinin kalmasını önler. Bir müşteri olarak siz de parmak izli bir tabak, bıçak, bardakta yemek yemek istemezsiniz değil mi arkadaşlar? Diğer özelliğimiz kirlenen malzemeleri silmek için kullanılır. Kirlenen malzemeleri silmek için kullanılır diyelim. Evet, yine can kurtaran bir peçete arkadaşlar bu garson peçetesi. Onun haricinde yine diyebileceğimiz boş tabakların toplanmasındaki gömlek veya ceket kolunun kirlenmesini önlüyor. Sıcak tabak tutmada tepsi, fayans ve benzeri servis tabaklarını, kaplarını taşırken elin yanmasını önlüyor arkadaşlar. Garson peçetesi. Bundan istediğinizi yazabilirsiniz. Kumaş peçeteleri masadan en doğru kaldırılma zamanı ne zamandır? Tabii ki konuklar masadan kalktıktan sonra arkadaşlar. Ondan önce sakın toplamayın. Konuklar masadan kalktıktan sonra diyelim. Evet, bunun öncesinde kaldırılmamalı. Kumaş peçetelerin en son yapılacak iş misafirler kalktıktan sonraki toplanma halidir arkadaşlar. Evet, son sayfa ve sorulardayız. Boş bardakların masadan toplanma tarafı hangisidir? Tabii ki misafirin sağ tarafından alınır arkadaşlar. Misafirin sağ tarafından alınır diyelim. Soğutuculu dolapları temizlerken ilk iş olarak ne yapmalı? Tabii ki öncelikle güvenlik açısından dolapların elektriği kesilir arkadaşlar. Fişe takılı dolabı hiçbir zaman sakın temizlemeye çalışmayın arkadaşlar. Güvenlik açısından son derece riskli. Soğuk içecek makinelerinden 4 tanesini yazınız. Evet, Premix makinesi, Postmix makinesi, kokteyl, otomatı, konsantre makinesi, bunların hepsini yazabiliriz arkadaşlar. Hemen diyelim. Premix makinesi, kısaca mak yazıyorum. Postmix makinesi. Bir diğeri kokteyl otomatı. Ve son olarak da konsantre makinesi diyelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde soğuk içecek makinelerinde 4 tane örnekledik. Diğer sorudayız. Bardağa konan taze meyve suyu misafir masasında nereye bırakmamız gerekiyor arkadaşlar? Nereye bırakılır? Tabii ki misafirin sağından bıçağın ilerisine bırakacaksınız arkadaşlar. Önemli, ilk önce buna diyelim. Misafirin sağından bıçağın ilerisine diyoruz. Bıçağın ilerisine bırakılmalıdır. Evet, küçük nüanslar ama kural gereği bunlara uyacağız arkadaşlar. Cipslerin özelliklerinden iki tanesini yazınız. Evet, cips yemeye bayılıyorsunuz eminim. Ama bilin ki hiç iyi şeyler değil. Bir kere yağlı yiyeceklerdir arkadaşlar. Bir diğeri kalorisi çok yüksektir. Devamlı yiyenlerde obezite görülüyor veya kilo oranının yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bunun haricinde yine mısırdan veya patatesten yapılırlar diyebilirsiniz. Fırında ya da fritözde pişirilir de diyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer ve son sorudayız artık. Türk kahvesinin özelliklerinden iki tanesini yazınız. Evet, Türk kahvesine ben şahsen çok bayılırım.
Bir kere ince çekilmiş olması arkadaşlar. İnce çekilmiş olması. Bir diğeri ağır ateşte uzun süre pişirilmesi. Ağır ateşte uzun süre pişirilmesi diyelim. Yine bunun yanında lokum ve su ile servis yapılması, UNESCO somut olmayan kültür listesinde olması gibi özellikleri de yazabilirsiniz diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.